Elçi Hanım'la tedavilerimiz devam ediyor. İlk gün bir, tek günlük bir işlem bu. Ancak size birkaç günde veriyoruz. Aşama aşama görün istiyorum. Tek tek aşamaları görün. Merak ettiğinizi sindirin. Tek aşamaları görün diye. Şimdi dişler kırık kırıktı tanıştığımızda. Devam ediyorum işlemleri. Temizledim. Diş taşlarını aldım. Daha beyaz hale getirdim. Ve şimdi sıra bondinglerle devam ediyor. Bir kısmını yaptım. Bondingde ne diyoruz? Diş kırığında, diş aralığında çok etkili bir yöntem. O yüzden hanımefendi onları yapıyoruz. Hamur kıvamında malzemeler var. Dişlere yapıştırılarak uygulanıyor. Farklı renkler karıştırılıyor. Karıştırdıktan sonra malzeme ışınlanıyor, sertleşiyor. Sertleştikten sonra da özel disklerle şekil veriyorsunuz. Her diş birbirinden ayrı oluyor. Araya diş bir giriyor. Ve dişin bütün yüzeyini yapmadığın için dişin rengi aynı kalmış oluyor. Eğer dişin rengini beğenmiyorum derseniz de diş beyazlatma yapıyorsunuz. Ve işlem olmuş oluyor. Tedavilerimiz devam ediyor şu an. Ben malzemeler ekledim. Kaba şekli verdim. Şimdi ince şeklini vermeye devam ediyorum. Güzel gidiyoruz değil mi? Siz iyisiniz. Bakalım. Önceki halini merak ederseniz de önceki halini zaten resimlerde size gösteriyorum. Bakarsınız. Şimdi sonraki halini az sonra göreceğiz. Önceki dişi biraz daha uzun bıraktım. Yandakileri biraz daha kısa bıraktım. Daha yakışsın diye. Elçilerime yakışıyor bu iş. Bazı insanlara güzel yakışıyor. Siz de göreceksiniz az sonra. Elçin Hanım'da doğuştan diş eksikliği var. Santrallerin yanındaki lateral dişler eksik olmuş. Kalın dişler onun yerine kaymış. Ve boşluklar eşitsiz dağılmış durumda. Var olan kalın dişlerini lateral dişi gibi gösterdik. O yüzden bir miktar daha geniş duruyor. Ama gayet dengeli, gayet güzel oldu. Yani iki tane dişi eksik aslında. Böyle durumlarda insan zorlanıyor biraz aralıkları ayarlarken. Hiçbir zaman da aralıklar eşit olmaz. Bazen bir yerde daha fazla, bazen bir yerde daha az. İllüzyonlarla dişleri mümkün olduğunca birbirine yakın gösteriyorsun. Ama unutmamız gereken konu şu. Hiçbir zaman asker gibi diş yok. Yüzü kestiğin zaman sağıyla sola eşit değildir. Dişler de öyledir. Eşit değildir. Simetri mümkün olduğunca ahenk içinde olması lazım. Elçin Hanım'la yapılan tedavilerin sonuna geldik. İyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Güzel geçti, gayet güzel geçti. Çok hafif dudak uyuşuk olduğu için insan bazen zor olabiliyor ama güzeliz. Bakın gülümseyin bize. Önce sizlere göstereyim nasıl olduğunu. Gülümseyin. Bak gördüğünüz gibi önceki diş hafif biraz daha uzun. Dudağı takip ediyor. Herhangi kırıktan eser kalmadı. Kanin dişi gibi görünen yandaki dişler lateral dişi gibi gösterildi. Ve doğal, bakıldığı zaman kendi dişi gibi doğal, kompozit esaslı malzemelerden yapılıyor zaten. Tek seansla yapılıyor. Merak ediyorsunuz kendinize nasıl olduğunu. Göstereyim, bakalım nasıl oldu. Buyurun. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim, çok estetik duruyor. Çok güzel olmuş, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Elçin Hanım, sağ olun. Güle güle kullanın. Elçin Hanım'la çalışmalarımızı tamamladık. Elçin Hanım da memnun, güzel oldu. Evet, çok. Elçin Hanım yorumlarını az sonra alırız, dinlersiniz. Görüşmek üzere, umarım finalde takip edelim. Final nasıl olacak, ben de merak ediyorum. Bütünüyle nasıl olacak, göreceğiz. Bonding tedavisi
son senelerde çok konuşulan bir tedavi haline geldi. Bonding, dişe zarar vermeden yapılan bir işlem. Eğer dişinizde aralık varsa aralığı kapatabiliyorsun. Genelde ön iki dişin arasında aralık oluyor. Ne yapılıyor? Biraz bir dişe, biraz bir dişe ilave yapıyorsun ve aralık kapanıyor. Veya diş kırıksa, kırığı düzeltmek için bonding yapılabilir. Hemen tek seansta çözüm üretmiş oluyor. Aralıkta, kırıkta ideal bir yöntem. Ömrü 5 sene. Eğer radikal bir diş değişimi yapmak istiyorsak, gülüş tasarımı yapmak istiyorsak veya dişi uzatmak istiyorsak o zaman lamine ile gülüş tasarımı yapmak lazım. Lamine ile gülüş tasarımında dişin ön yüzü pürüzlendiriliyor. Dişin ön yüzüne ufak tefek malzemeler eklenerek, kristal destekli kaplamalar eklenerek, kaplama dediğim dişin sadece ön yüzü, takma tırnak gibi, lens gibi ince bir tabaka eklenerek diş düzeltiliyor. Buna da lamine deniyor. Bonding ile lamineyi karıştırmamak lazım. Bu tedavinin sonunda kişi gülüş tasarımına kavuşmuş oluyor. Bonding tek günde bitebiliyorken lamine de hekimi 2 veya 3 defa ziyaret etmek gerekebilir. Bazen bilgisayar destekli lamine yaptığın zaman aynı gün her şeyi bitirebiliyorsun. Bu da şehir dışından, yurt dışından gelen insanları çok sevindiriyor. Aynı günde işlem bitmiş oluyor.